Burada olacaklar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gördüğünüz üzere Zeynep Hanım efendim çok güzel bir performans sergiledi. Hak ettiği 8400 puandı en azından. Çünkü makarna da takıldılar. Neyse bir anda baklava geldi aklına. Şekeri düştü herhalde. Hemen söyleyelim. 8400 puan uğraştırırdı. 7000 puan biraz daha rahat atlatılabilecek, geçilebilecek bir puan. Fakat sizden sonra 3 kişi yarışacak. Onların neler yapabileceğini de unutmadan hareket etmenizi öneririm. Başlayalım mı? Başlayalım. Hadi yaz. 4 harfli tek bir kelime. Arapça kökenli fakat yaygın kullanılıyor. Diyor ki gelir ve giderle ilgili. Parasal. Mali. Mali 400 puan değerindedir. Başlangıçlar şahane. Bir tane daha. 4 harfli şöyle sorulmuş. Demiş ki tümsek biçimindeki yığın. Bir harf alalım. Bir tane alalım. Çok güzel yerden geldi. Tümsek biçimindeki yani böyle bir istif bir düzen yok. Öyle atmışlar. Bir harf daha alalım gelmedi aklıma. Kıyafetler odanın ortasında nokta nokta öbek. Halinde. Efendim? Öbek. Öbek halinde duruyor 200 puan değerinde. 600. 5 harfidir tek bir kelimedir yine Arapça kök. Arapça mıydı Farsça mıydı? Karıştırdım. Buyurun gelsin. İnce anlamlı, düşündürücü ve şakalı söz. Espri. Latife diyeceğim olmuş. Latife sığmaz. Mecaz olmaz. Ben de bir harf alayım. Bir harf alalım. Buyurun. Nokta noktadan derler. Bir şey eskiden espritüel insanlara. Nükte. Nükte 400 puan değerinde 1000 puana çıktık asam. 3 soruda 1000 puan. Gayet güzel bir puan. 5 harfli bir cevap. Daha önce de sorduk. Hem de buna benzer bir şekilde sorduk. Azıcık değiştirdik. Gelsin. Diyor ki oturmaya veya yatmaya yarayan ev eşyasına da adını vermiş olan bir ağaç türü. Yani bu bir tür efendim divan gibi bir mobilya. Ev eşyası. Sedir. Sedir de deriz biz ona. 1500 puana çıkarttık kasayı. Şahane. Hazır böyle hani mobilyalardan filan bahsederken Ahmet Vefik Paşa'nın 1876 basımı Lugat-ı Osmanisi'nde geçen bir tanımlamayla efendim 6 harfli ilk cevabınızı sormak istiyorum size. Buyursunlar. Aynen şöyle geçiyordu kaynakta. Alafranga sedir. Koltuk değildir herhalde. Alafranga sedir. Bir harf alalım. Herhalde yani o 1800'lerde filan yeni yeni kullanılmaya başlanmış bu kelime. Bir harf daha aldım. Bir tane daha. Sedirin, divanın alafrangası. Kanepe. Kanepe 400 puan değerinde. Buyurun. Koltuklar, sedirler. Bir küçük araya gireyim efendim. Tamam. Kanepe yazdık çünkü Türk Dil Kurumu'nda böyle geçmektedir. Ama bazı kaynaklarda kanape diye de yazılıyor. Uçtu gitti. Buyurun 6 harfli son cevabı. Tek bir kelime şöyle sorulmuş. Demiş ki kesin olmayıp kişiden kişiye, zamandan zamana, yerden yere değişebilen anlamında bir sıfat. Öznel olmuyor. Göreceli olmuyor. Farazi. Şimdi. Bir harf alalım. Peki. Farazi. Farazi olabilir. Türkçesi ne olabilir? Şimdi biraz önce söylediniz. Fakat siz onu niteleme sıfatı haline getirerek söylediniz. Görece. Görece. Tamam. Göreceli, görece. 500 puan değerinde. Görece bir durum, göreceli bir durum. İkisi de kullanılabiliyor. Tamam. İki kelimeden oluşuyor. İlk 7 harfli cevabınız şöyle soruluyor. Yine bir birleşik kelime. İnsan ve hayvanlardaki dış dünyaya algılama yeteneklerinin bütününe verilen beş at. Duyu. Beş duyudur. 700 puan değerindedir. Şimdiden 3100. Nasıl sakin sakin. Vallahi ben bile fark edemedim yani bu noktaya geldiğini. 7 soruda 3000 puan üzerine çıkmak. Herkese nasip olan bir şey değil. Tebrik ederim. Fakat geliyor o hani sinirli değnek Haydar gibi. Haydar'ı ben de mi bilemedim. O bir taraftan da sokak jargonuydu ondan dolayı. Bu sokak jargonu değil efendim fakat yine harf oyunu var işin içerisinde. Bambaşka bir şeyi ifade ettiriyoruz. Gelsin. Fal beyanı. Mal beyanı değil fal beyanı. Olsa olsa ne olur? Neyse halin çıksın falin.
tıpkı sizin gibi rakipleriniz de ne diyor ki bu adam der gibi bakıyorlar arkadaşlar. Bir harf alalım. Buyurun. Fal beyanı. Mal beyanı değil, fal beyanı. Bir görüyorum. Harf, bir harf daha alalım. Görüyorum. Bir şey dilimin ucunda gibi görüyorum de. Görüyorum. Kehanet. Kehanet 500 puan değerinde. 3600. Mantıksız diyemezsiniz. Dedirtmem. Tebrik ediyorum. Buyurun gelsin devamı. 8 harfi tek bir kelime efendim. Batı dillerinden dilimize girmiş kelimedir. Tamam. Bu zaten en büyük ipucunuz olacaktır. Tamam mı? Tamam. Birden fazla cevabı olabilir. Bu sorunun bu batı kökenli bir kelime. Tamam. Gelsin. Çalgılar topluluğu. Orkestra. Tertemizdir. 800 puan, 3600, 4400 oldu. Şimdi efendim, bir tıp insanı olarak bunu rahatlıkla bileceğinizi düşünüyorum. Bilemezsem rezil olacağım. Aslında hastaların daha iyi bildiği bir şey bu. Buyurun gelsin. Tamam. Belli bir tarihe randevu ayarlamak. Yani mesela siz hekimsiniz, doktorsunuz. Doktordan belli bir tarihe randevu ayarlamak. Gün almak 800 puan değerindedir. 5200. 4 tane soru kaldı. 5200 puandayız. 3800 daha kazanabilecek durumdayız. Yaptınız mı hesabı? 9000. Yok canım, o kadar olmaz. Ay, bilmiyorum vallahi. Olur gibi geliyor bana. Kolay sorular, sıkıntısız cevaplayacaksınız. Gelsin. Bir işe bir ortakla girişte ödenen ücret. İki kelime. Sermaye değil. İki kelime. Bir işe bir ortakla girişte ödenen ücret. Sözlükte bu tabiri aradığınızda karşınıza bu tanımlama çıkıyor. Bunu biz yazmadık. Bir harf alalım. Buyurun. Fakat bundan farklı olarak, yani bir işe bir ortaklığa girişte ödenen ücretten farklı olarak, öğrenciler de kimi durumlarda bunu vermek durumundadır. Katkı payı. Katkı payı öğrenci deyince ne kadar da rahat cevapladı Şermin Hanım. 800 puan değerinde 6000'e çıkıyor kata. Şimdi üniversitelerde galiba hani senesinde olunmadığı zaman, mesela ikinci sınıfta okuyor ama üçüncü senesinde, o zaman katkı payı vermek durumunda değil mi? Sanırım kalktı. Kalktı mı? Bilmiyorum. Biz öğrendik de şimdi kalktı galiba. Valla devam tam ben de emin ben değilim. Ben de emin değilim. Şimdi ama galiba mesela hani 7. sınıftasın ama son sınıftasın falan, öyle bir şey olduğunda galiba hali hazırda alıyorlar gibi. Hı. Emin değilim. Ben emin değilim. Paris'ten gazel lazım. Okumayalım. Buyurun geliyor. Yeni soru. Hı. Arapça kökenli bir kelime. Gayet Hı. de iyi bildiğiniz bir kelime. Hı. Şöyle sorduk. Cam, porselen gibi malzemelerden yapılmış eşya. Aynı zamanda bu eşyanın satıldığı dükkanlar içinde kullanılır bu kelime. Züccaciye mi? Züccaciye 900 puan değerinde. 6900 oluyor kasa. İki tane soru kaldı. Süreye bakıyorum. 1 dakika 7 saniye efendim. Rahat rahat. Keyfini çıkartarak cevaplayınız. Buyurun geliyor. İlk 10 harfi cevabınızın sorusu. Tek bir kelime. Mecazi anlamda dikkatini belli bir noktada toplamak diye sordum. İki kelime mi? Tek kelime. Odaklanmak. Bana bakmayın artık. Odaklanmak. Vallahi hayran kaldım. 7900. Son sorudur, son cevaptır. İki kelimeden oluşmaktadır. Master'ın G harfinin yerinde yerler esmektedir. Sizin de yüzünüzde güller açmaktadır maşallah. Beklemiyorum değil mi? Belli olmaz şimdi, bilemem ben. Güzel güzel. Tamam. Sakın kötü şeyler akla getirmiyoruz. Şöyle sorulmuş. Diyor ki, gerçek değerinin altında bir fiyata satılma. İki kelime. Metaforik yok. Bir tabir. Yok pahası. Yok pahası nasıl değil mi? Ne demiştim? Master'ın K harfinin yerinde yerler esiyor. Demek ki mağmur diye gitmez. Bitiyor. Süre bu. Bir harf alalım. Alalım peki. Bir şey gitme. Bir şeye gitme. Bir şeye gitme. Bir şeye gitme. Çok ucuza güzel. Gitme. Efendim? Ucuza gitme. Ucuza gitme. 900 puan değerinde. 8800 artı 28 saniye. Tebrik ederim efendim. Şahaneydiniz. Vallahi bir de o kadar sakin yarışıp da bu kadar kuvvetli bir puan almak çok sık gördüğümüz bir şey değil. Şans. İşleri zor. Aynı şans onları da diliyorum. İnşallah onlar da en az sizin kadar şanslı olacaklar ve mutlu olacakları puanlarla ayrılacaklar. Şermin ama bir alkış.